19. Bunları konuştular. Nişanlılar arasındaki ilk konuşma olarak bayağı tuhaf şeyler doğrusu. Sonra el sıkıştılar ve Lopov evine gitti. Veruçka da onun arkasından kapıyı kendisi kilitledi. Çünkü Matryona altınının daha uzun süre horlayacağını düşünerek meyhaneye takılıp kalmıştı. Gerçekten de altın bitmez tükenmez bir şekilde horladı durdu. Saat yedi gibi evine dönen Lopov hemen çalışmaya oturmak istedi ama uzunca bir süre masanın başına geçemedi. Kafası hep Semyonovski Köprüsü'nden Vuborgs'a uzanan uzun yol boyunca düşündükleriyle meşguldü. Elbette aşkla ilgili hayallerdi bunlar. Aslında ne aşk ne de tam hayal denebilirdi bunlara. Darlık içinde olan insanların tatsız, şiirsiz, soğuk bir takım dertleri vardır. Lopov'un kafasını meşgul eden de işte bu türden şeylerdi. Bunda şaşılacak bir şey yok. Adam materyalist tabii hep kazanç çıkar gibi şeyler düşünecek. Gerçekten de böyle şeylerdi düşündükleri. Şiirsel plastik bir takım hayaller değil, kaba bir materyaliste yakışır aşk hayalleriydi kafasını dolduranlar. Kendini benim uğruma feda ettin. İşte bu düşünceyi kafasından çıkarmak mümkün olmayacak. Çok kötü bir şey bu. Kendini şu ya da bu şekilde bir insana karşı borçlu hissettin mi o insanla ilişkilerin gerginleşir. Muhakkak öğrenecek gerçeği arkadaşlar esaslı bir kariyer yapabilir ve yükselebilirdi diyecekler. Hadi onlar bir şey demediler. Kendisi düşünüp bulacak bunu. Demek dostum diyecek. Benim için kariyer yapmayı, mesleğinde yükselmeyi, parlak bir geleceği teptin. Hadi diyelim para bir sorun olmayacak. Bu yüzden arkadaşlarım da o da bana tek kelime bir şey söyleyemezler. Gerçi bu da bir şeydir. İstesi zengin olabilecekken benim yüzümden yoksul kaldı gibi şeyler düşünmeyecek.'' ama tanınmış bir bilim adamı olmak istediğimi ve istesem bunu başarabileceğimi öğrenecek ve o zaman da olanlar olacak. Ah benim için ne büyük bir fedakarlığa katlandı. Oysa fedakarlık benim aklımın köşesinden bile geçen bir şey değil. Bugüne dek fedakarlıkta bulunacak kadar aptal olmadım. Bundan sonra da olmaya niyetim yok. Her zaman kendim için en iyisi neyse onu yaptım. Fedakarlık yapacak adam değilim ben. Hem fedakarlık diye bir şey yoktur. Hiç kimse fedakarlık yapmaz. Sahte bir anlayıştır bu. Herkes kendisi için en iyisi neyse onu yapar. Ama gel de ona bunu anlat. Kuramsal olarak gayet açık anlaşılır bir şey bu. Ama insan gerçekle karşı karşıya geldi mi? Nasıl da duygusallaşıyor. Ah efendim, büyük iyilik ettiniz, kurtarıcımsınız. İleride biçeceğim ekinin filizleri görünmüş oluyor böylece. Sen beni bodrumdan kurtardın. Sen bana büyük iyilik yaptın. Bu iş bana zevk vermeseydi sanki seni bodrumdan kurtarırdım. Hem ben seni mi kurtardım sanıyorsun bodrumdan? Bu iş benim kendime zevk vermeseydi seni kurtarmak için parmağımı oynatır mıydım? Seni değil kendimi kurtardım belki de bodrumdan. Evet, herhalde kendimi kurtardım. Çünkü ben kendim yaşamak istiyorum. Sevmek istiyorum. Anlıyor musun? Yaptığım her şeyi kendim için yapıyorum. Onu bana karşı gönül borcu duymaktan, bu zararlı duygudan kurtarmak için ne yapmalıyım bilmiyorum. Bir süre sonra bu duygu ona yük olmaya başlayacak. Neyse bir şeyler yaparız herhalde. Akıllı kızdır. Bütün bunların önemsiz şeyler olduğunu nasıl sanlar? Hiç kuşkusuz benim tasarım böyle değildi. Ailesinden kurtulabilirse işi iki yıl kadar ertelemek niyetindeydim. Bu süre içinde öğretim üyesi kadrosuna geçip para durumunu yoluna koyabilirim diye düşünüyordum. Ama olaylar işin ertelenmesini olanaksız kılacak bir biçimde gelişti. Peki bu işte benim zararım ne? Önce şu para işlerini bir yoluna koymak gerek diye düşündüğümde aslında kendimi mi düşünüyordum? Erkek için ne olacak? Parasızlıktan ne olursa kadın olur. Ayağım çıplak, pantolonum yırtık değilse, ocakta çorbam kaynıyor, odam da sıcaksa, daha ne isterim? Çok şükür ne ayağım çıplak olacak, ne pantolonum yırtık. Sıcak odamda sıcak bir tas çorbamızda bulunacak. Öyleyse bu işte benim zararım ne? Hiç. Ama genç güzel bir kadına yeter mi bunlar? Ona pahalı bir takım zevkler, sosyetede parlamak falan da gerekebilir. Ama bu işler için parası olmayacak. Hiç kuşkusuz o böylesi şeylerin eksikliğini duymayacak. Akıllı, dürüst bir kızdır o. Şöyle diyecektir. Bunlar beş paralık önemi olmayan şeyler. Ne önemi, çirkef şeyler. Hepsinden iğreniyorum. Ve iğrenecek de. Ama insanın kendine ne gerektiğini bilmemesi ya da falan falan şeylere gereksinimi olmadığından emin olması meseleyi çözmeye yeter mi? Ancak düşlerde olabilir böyle bir şey. İnsan doğası tümüyle mantığın, yaşam koşullarının, gururun altına gömülmüş durumda ve hep susuyor. Sesini bilince ulaştıramıyor. Ben de varım, buradayım diyemiyor. Ama yine de susarak da olsa çalışıyor ve hayatı kemirmeye devam ediyor. Genç bir kadın, güzel bir kadın böyle yaşamamalı. Sosyetede parlayamamak genç, güzel bir kadına yakışmaz. Ah zavallı yavrucağım benim. Hayatın senin için bir parça daha iyi olabileceğini düşünüyordum. Yoksa benim için ne olacak? Ben nasılsa kazançlı durumdayım. Acaba iki yıl sonra benimle yine evlenmek ister miydin? Şimdi ise bak evleniyorsun. Dimitri çay hazır. Geliyorum. Lopov kalkıp Kirsanov'un odasına geçti. Bir yandan da düşünmeye devam ediyordu. İnsanda benim ön planda geldiği ne kadar doğru. Kendimle başladım, kendimle bitirdim. Üstelik de fedakarlık deyip başladım. Sahtekarlığa bak sen ünlü bilim adamı olmalar, üniversite kürsülerine kariyer yapmalara tekme atmalar. Bu ne saçmalık böyle? Değişen ne sanki? Yine çalışıp bir kürsü sahibi olamaz mıyım? Tıp bilimine hizmet edemez miyim? Egomuzun düşüncelerimizle pratikte nasıl oynadığını bir teorisyen gözüyle izlemek çok hoş doğrusu. Okurumu her konuda önceden uyarıyorum ve diyorum ki sakın Lopuov'un bu iç konuşmasından yazarım Vera Pavlovna ile Lopuov arasındaki ilişkilerin gelişmesine gizemli bir serzenişte bulunduğu gibi bir anlam çıkarma. Vera Pavlovna'nın hayatı şık giyinmek ve sosyetede parlamak imkanlarından yoksun olmayacağı gibi Lopuov'la ilişkisi de gönül borcu denen zararlı duyguyla yozlaşmayacak. Her sözcüğün ardında gerilmiş bir yay gizleyen yazarlardan değilim ben. İnsanlar ne düşünmüşler, ne yapmışlar? Ben yalnızca bunu anlatıyorum. Bir davranış, bir konuşma, bir monolog, eğer bir kişiliğin ya da durumun daha iyi açıklanabilmesi için gerekli ise, romanımın sonraki gelişmeleri üzerinde hiçbir etkisi olmasa bile sırf bu yüzden onlara yer veriyorum. Alexander çalışmamızda senden geri kaldığım için yakınmaların son bulacak. Sana yetişeceğim. Demek o kızın işini hallettin. Evet hallettim. Bayan Bey'in evine mürebbi olarak giriyor yani. Hayır mürebbiye falan olmayacak. Başka bir biçimde hallettik işi. Kendi evindeki yaşamı da katlanılabilir bir duruma geldi şu anda. Eh bu daha iyi. Mürebbiyelik kolay iş değil. Ben göz sinirlerini bitirdim kardeş. Şimdi öteki sinir çiftine geçiyorum. Sen en son nerede kalmıştın? Benim daha çalışacağım çok şey var. Ve artık yalnızca anatomi ve fizyoloji terimlerinden söz etmeye başladılar. 20. Bugün 28 Nisan. Temmuzun başında işlerim yoluna girer diyordu. Buna 10 Temmuz diyelim. Çünkü ayın 10'u artık ayın başı sayılmaz. Ama daha garantili olsun diye 15'inde alabiliriz. Hayır niye 15 olsun? Onu daha iyi. Böylece kaç günüm kalmış oluyor? Bugünü saymaya gerek yok. Topu topu 5 saat sonra bugün bitiyor çünkü. Nisan'dan 2 gün, Mayıs 31 gün, etti 33 gün. Haziran 30 gün, 30-33 daha 63. Temmuz'dan 10 gün, toplam 73 gün. Çok mu 73 gün? Özgürlük gelecek 73 gün sonra. Bu bodrumdan kurtulacağım. Ah nasıl mutluyum. Canım benim. Nasıl da akıllıca bir çözüm buluverdi. Ne kadar mutluyum. Pazar günü oluyordu bunlar. Pazar akşamı. Pazartesi ders vardı. Salıdan pazartesi alınan ders hani. Canım benim. Bir dakikacık için bile olsa seninle birlikte olduğum için öyle mutluyum ki. Bu bodrumda daha ne kadar oturacağım biliyor musun? Senin işler ne zaman yoluna giriyor? 10 Temmuz. Öyle değil mi? 10 Temmuz canım. Bu durumda 72 günüm kalıyor bu bodrumda geçirecek. Bir de bu akşam. Ama ben bugünü çoktan çizdim. Biliyor musun? Günleri hesaplamak için bir çetele yaptım. Hani emeklilerle ilkokul öğrencileri yaparlar ya. Ah günleri silmek öyle keyif veriyor ki insana. Canım ver Bir tanecik ver Bu bodrumdaki çileli yaşamının bitmesine az kaldı. İki buçuk ay. Çok bir zaman değil. Çabucak geçer. Ondan sonra özgürlük.'' Ah ne büyük bir sevinç bu. Yalnız canım sen artık benimle hiç konuşma. Yüzüme de bakma. Her gelişinde piyano da çalmayalım. Sonra ben senin her gelişinde odamdan da çıkmayacağım. Ama hayır dayanamam. Çıkacağım. Ama yalnız bir dakikacık için. Onda da yüzüne çok soğuk bakacağım. Hani buz gibi derler ya. Öyle. Şimdi de odama gidiyorum. Hoşça kal canım benim. Tekrar ne zaman görüşüyoruz? Perşembeye. Üç gün sonra ha? Ne kadar çok. O zaman 68 günümüz kalmış olacak. Hesabı biraz geniş tutmuşsun. Temmuz'un yedisinde falan kurtulmuş olacaksın buradan. Yedisinde mi? O zaman bugünden başlayarak topu topu 69 günümüz kaldı. Ah beni nasıl sevindirdin. Hoşça kal canım benim. Perşembe. Canım benim yalnızca 66 günüm kaldı. Evet Veraçka zaman çok çabuk geçiyor. Çabuk mu? Sen onu bir de bana sor. Hayır canım günler nasıl da uzadı bir bilsen. Başka zaman olsa şu üç günün geçtiği süre içinde koca bir ay geçmiş olurdu. Hoşça kal bir tanem. Konuşmalarımızı kısa kesmek zorundayız. Nasıl da kurnazız değil mi? Hoşça kal. Ah 66 gün geçer mi Bodrum'da? Hmm, ben fark etmiyorum tabii. Çalışırken zaman geçip gidiyor. Hem Bodrum'da olan da ben değilim. Evet. Cumartesi. Ah canım benim. Daha 64 günüm var. Öyle zor ki burada. Şu iki gün önceki üç günden daha uzun geçti. Buranın nasıl iğrenç olduğunu bir bilseydin canım. Hoşça kal bir tanem. Gözümün ışığı. Salı günü görüşmek üzere. Ama biliyorum bu üç gün geçirdiğimiz beş günden daha uzun olacak. Hoşça kal sevgilim. Hı <laughs> hı. Evet. Gözleri hiç iyi değil. Oysa ağlamayı sevmez. Kötü. Hı. <laughs> hı Evet. Salı. Sevgilim, Artık günleri saymayı bıraktım. Geçmiyorlar bir türlü. Saysam ne olacak? Saymasam ne? Veroçka minik güvercinim benim. Senden bir ricam var. Oturup esaslı bir şekilde konuşmamız gerek seninle. Özgürlüğüne kavuşamamak çok acı veriyor sana. Biraz kurtulabilir misin buradan? Konuşmamız gerek. Evet canım konuşmamız gerek. Öyleyse dinle. Senden ricam yarın hangi saatte istersen, hangi saate uygun bulursan gene aynı banka oturup bekle. Hani şu konuk var eski bulvarındaki banka tamam mı? Tamam canım kesinlikle orada olacağım. Saat 11 iyi mi? Çok iyi teşekkür ederim minik dostum. Hoşça kal canım benim. Ah bunu düşündüğün için nasıl mutluyum. Hoşça kal. Konuşalım tabii. Hiç değilse özgürce bir soluk almış olurum. Hoşça kal sevgilim. Saat 11'de. Cuma. Hayrola Veroçka nereye gidiyorsun? Ben mi anneciğim? Veroçka kıpkırmızı kesildi. Nevski bulvarına anneciğim. Dur öyleyse birlikte gidelim. Benim de Gostin'in duvarında işim var. İyi ama Veroçka bu halin ne? Nevski bulvarına giden insan böyle mi giyinir? Bu elbisemi çok seviyorum anneciğim. Bir saniye bekler misiniz? Odamdan bir şey alacağım. Çıkıp yürümeye başlıyorlar. Gostini duvara geliyorlar. Sadova'ya boyunca yürüyorlar. Caddenin Nevski bulvarıyla kesiştiği köşe buradan uzak değil. İşte Ruzanov'un mağazası. Anneciğim size bir şey söylemek istiyorum. Ne oluyor neyin var Veroçka? Hoşça kalın anneciğim hemen görüşemeyiz belki kızmazsanız eğer yarın görüşebiliriz. Söylediklerinden hiçbir şey anlamıyorum Veroçka. Hoşça kalın anneciğim ben şimdi kocamın yanına gidiyorum. Önceki gün Dimitri Sergi ile nikahlandık. Hadi bakalım arabacı karavanlaya çek. Borcunuz bir çeyrek efendi. Al bakalım. Yalnız biraz çabuk. Kendisi bu akşam size uğrayacak anneciğim. Lütfen bana kızmayın. Ama Maria Alekseyevna bu sözleri duyamazdı. Arabacı atlara kamçıyı çoktan çalmıştı. Arabacı dur. Karavanaya değil gideceğim yer. Bu hanımdan bir an önce kurtulmak istediğim için öylesine söyledim karavanaya diye. Sola. Nevski bulvarına sap. Karavanaya'dan çok daha uzak gideceğimiz yer. Vasilyevski adasına gideceğiz. Beşinci hat. Sredni bulvarının arkası. Hızlı gidersen fazla veririm. Ah hanımefendi demek şakaydı söylediğiniz. O zaman bir elli kopek daha vereceksiniz. Hızlı gidersen eğer. 21. Düğünleri pek karmaşık olmamakla birlikte yine de alışılmışın dışındaydı. Artık iki nişanlı olduklarını konuştukları günden sonraki iki gün ve Veroçka iyice yaklaşmış olan özgürlüğü için sevinip durmuştu. Ama üçüncü gün kendi deyimiyle Bodrum yaşamı ona eskisine göre iki kat dayanılmaz gelmişti. Dördüncü gün biraz ağladı. Oysa ağlamayı hiç sevmezdi. Ama yine de fazla ağlamamıştı. Beşinci gün biraz daha çok ağladı. Altıncı gün ise artık ağlamıyordu. Ama tüm varlığını saran üzüntüden de uyuyamıyordu. Lopov onu izliyordu. Hani ilk kez hı demişti ya o zaman. Sonra yine dikkatlice baktı ona ve yine hı dedi. İlk hı Besbelli bir şeyler düşünmüştü ama ne düşündüğünü kendisi de bilmiyordu. İkinci hımhımından ise ilk hımhımında neler düşündüğünü anladı. Bir insana özgürlüğün ucunu gösterip sonra onu tutsaklıkta bırakmak. Olmaz böyle bir şey. Bunun üzerine tam iki saat yeniden düşündü. Bir buçuk saat Semyonevski Köprüsü'nden Vborskaya'ya uzanan yol boyunca ve yarım saat evinde divana uzanıp. Bu iki saatin ilk 15 dakikasını alnını karıştırmadan sonraki 1 saat 30 dakikayı ise alnını karıştırarak düşündü. İki saat tamamlandığında alnına bir yumruk attı ve tuh sana öküz herif Google'ün postacısı bile senden daha akıllıdır dedi. Saate baktı sonra. Daha geç sayılmaz ve hemen çıktı. Alnını kırıştırmadan düşündüğü ilk çeyrek saatte aklından geçenler şunlardı. Çok saçma bir şey bu. Tıp fakültesini bitirmem şart mı yani? Diplomam olmazsa ölecek değilim ya. Ders veririm, çeviri yaparım. Kim bilir doktorluktan kazanacağımdan daha çoğunu bile kazanabilirim. Nasıl oldu da daha önce akıl edemedim bunu? Demek ki bütün bunları insan alnını hiç karıştırmadan da düşünebilirmiş. İşin doğrusu konuşulacak olursa bu böyle. Öte yandan son ders sırasında bir ön seziyle bunları düşüneceğini anlamıştı. Lupova kendini kurban etmekle başlayan ve kadın tuvaletleriyle biten derin düşüncelerini anımsatacak olursak buna benzer bir durumda karşılaşacağını daha o zamandan sezdiğini de ortaya çıkararak kendisini bir bakıma suçüstü yakalamış oluruz. Yoksa daha o zaman bilimsel kariyerimden vazgeçiyorum gibi bir düşünce ne diye aklından geçmiş olsun? Belki o sırada kariyerden falan vazgeçeceğini pek sanmıyordu. Ama yine de içgüdüsü kendisine göreceksin bak vazgeçeceksin erteleyemezsin bunu diyordu. Lupov o sırada hayır kariyerimden falan vazgeçmiyorum gibi bir düşünceyi savunmuş olsaydı ve biz kendisine bu düşüncesinin pratik bir düşünüre yakışmayacak çürük bir düşünce olduğunu söyleseydik bir teorisyen olarak hemen sevinir ve alın size yeni bir örnek daha derdi. Gördüğünüz gibi tüm düşüncelerimizi egomuz yönetiyor. Benim bunu önceden görmem gerekirdi ama görmedim. Çünkü görmek istediğim bu değildi. Egomuz yalnızca düşüncelerimizi mi yönetiyor? Hareketlerimize de yön veren o. Yoksa olup bitecekleri o anda kestirip işleri yoluna koymak dururken ne diye zavallı kızcağızı şu bodrumda bir hafta daha kalmak zorunda bırakacağım? Ama bunlar onun hiç aklına gelmemişti. Çünkü onun bir saat 45 dakika boyunca kaşları çatık olarak nikahı kime kıydırabiliriz diye düşünmesi gerekiyordu. Bu soruya bulduğu yanıtsa hiç değişmiyordu. Hiç kimseye. Derken birden aklına bir at geldi. Mersalov. Anına bir yumruk atıp kendine bir kez daha ökü herif dedi. Eh bunu yapmakta da haksız sayılmazdı. Hiç insan işin ta başında Mersalov hatırlamaz mıydı? Ama az da olsa haklıydı. Çünkü Mert Salov'un nikah kıyan biri olarak düşünebilmesi pek kolay değildi. Tıp fakültesinde her türden insan bulunur. Bunlardan ilahiyat fakültesi öğrencileriyle sıkı fıkı olanlar hiç de az değildir. Lupov'un da bunlar aracılığıyla tanıdığı ilahiyat öğrencileri olmuştu. Bunlardan biri öyle çok yakın bir dost sayılmazdı ama yine de iyi bir arkadaştı. Geçen yıl fakülteyi bitirmişti ve... Vasilyevski adasında bitmez tükenmez koridorları olan iç karartıcı bir binada papazlık yapıyordu. İşte şimdi ona gidiyordu Lopov. Durumun olağanüstülüğü ve vaktin de geç olması nedeniyle araba bile tutmuştu kendine. Mersalov evinde tek başına oturmuş yeni bir kitap okuyordu. 14. Louis ya da aynı soydan bir başkasının kitabıydı bu. Yıldız. Çernicevski, Latvik Farbach'ın adını açıkça anamıyor ve Maria Alekseyevna'nın 14. Louis ile Latvik Powerbuck'ı karıştırarak yaptığı yanlışı okuyucunun seskisine güvenerek komik bir biçimde tekrarlıyordu. İşte böyle Alexey Petrovich. Sizin için baya büyük bir tehlike bu. Eğer ailesiyle barışırsak mesele yok ama ya annesiyle babası dava açmaya kalkışacak olursa? Başınız derde girebilir. Girebilir de değil. Kesinlikle girer. Ama Lopov nice uğraştıysa da bu amayı açıklayacak bir özür bulamadı. Olacak şey mi bu? Bizim için gel başını ilmeye sok denilir mi adama? Mersalov uzun süre düşündü. Böyle bir tehlikeye atılmak için kendini haklı gösterebilecek bir özür aradı. Ama ne yazık ki Lopov'un amasını haklı gösterebilecek bir gerekçe bulamadı. Ne yapsak acaba? Size yardım etmek isterdim. Aslında bu sizin yapmak istediğinizi bir yıl önce ben yaptım. Ve sonuçta sizin de başınıza gelecek olan bu. Özgürlüğümü kaybettim. Yine de vicdanım bana size yardım etmemi söylüyor. İşte böyle azizim. İnsan evli oldu mu bir işe girişmeden önce böyle enine boyuna düşünüp duruyor. Bu sırada odaya Merseloğlu'nun karısı girdi. Ailesini ziyaretten dönüyordu. 17 yaşında sarışın güzel enerjik bir kadındı. Merhaba Alyosha. Bizimkilerin çok selamları var. Merhaba Lopuov. Ne kadar oldu görüşmeyeli. Oturmuş yine bizi karılarınızı mı çekiştiriyorsunuz? Size göre hep karılarınızdır değil mi suçlu olan? Mersalo karısına kısaca durumu anlattı. Genç kadının gözleri ışıdı. Alyosha yiyecek değiller ya seni. Ama tehlikesi var Natasha. Hem de büyük tehlikesi var. Lupov da arkadaşını destekledi. Ey o zaman sen de tehlikeyi göze al Aloşe. Lütfen. Tehlikeyi göze alarak seni unuttuğumu başıma kakmayacaksan benim için mesele yok. Ne zaman nikahlanmak istiyorsunuz Dimitri Sergeiç? Böylece son engel de ortadan kalkmış oluyordu. Pazartesi sabahı Lopuov Kirsanova şöyle dedi. ''Ortak çalışmamızdan benim payıma düşen bölümü sana armağan ediyorum Aleksandr. Bütün notlarım, preparatlarım senin olsun. Ben fakülteden ayrılıyorum. İşte dilekçem, evleniyorum.'' Lopuov kısaca olup bitenleri anlattı. ''Sen ya da ben ikimizden biri aptal olsaydı sana bu yaptığını ancak deliller yapar derdim Dimitri. Ama böyle bir durum olmadığına göre hiçbir şey söylemiyorum.'' Sen her şeyi benim düşünebileceğimden çok daha etraflıca düşünmüşsündür. Eğer düşünmediysen de zaten bir şey değişmeyecek. Bu yaptığın akıllıca bir hareket midir, değil midir bilmiyorum. Ama ben en azından seni kararından caydıramayacağımı bile bile böyle bir caydırmaya, girişme aptallığını yapmayacağım. Şimdi söyle bakalım, herhangi bir yardımım dokunabilir mi sana? Ucuzca bir semtte üç odalı bir ev bulmamız gerek. Ben fakülteyle ilişiğimi kesme işiyle uğraşacağım. Hemen yarın almak istiyorum belgelerimi. Ev işiyle sen uğraşabilir misin? Lupo salı günü belgelerini alır almaz nikahın yarın olacağını bildirmek için doğruca Mersalova'ya gitti. Sizin için hangi saat uygun Aleksey Petrovich? Aleksey Petrovich için fark etmezmiş. Yarın bütün gün evdeymiş. Ben yine de saat kaçta burada olacağımızı bildirmek için Kirsanov'u göndereceğim size. Lupov çarşamba günü saat 11'de sözleştikleri bulvarda Veroçka'yı epey bekledi. Tam kaygılanmaya başlamıştı ki Veroçka göründü. Nasıl da acele ediyordu Veracık. Veroçka dostum bir şey mi oldu? Hayır sevgilim hiçbir şey olmadı. Sadece uyup kalmışım. Kim bilir gece kaça kadar gözüne uyku girmedi. Sana söylemek istemiyorum sevgilim ama ancak sabah yediye doğru dalabildim. Ya da biraz daha erken Altı falandı. Şimdi benim tatlı Veran. İkimizin de kaygılarından kurtulabilmesi için bir an önce konuşup bir karar vermemiz gerek. Evet sevgilim, tabii bir an önce bitirmemiz gerek bu işi. Öyleyse dört, hatta üç gün sonra. Ah sevgilim, olabilir mi? Bir olursa dünyanın en akıllısı derdim sana. Üç güne kadar bir ev bulur, gerekli eşyaları alırım. Evimize yerleşiriz tamam mı? Tabii sevgilim, tabii. Ama daha önce nikahımızı kıydırmamız gerek. Ah öyle ya unutup gitmişim nikahı. Tabii önce nikahlanmamız gerek. Nikahımızı bugün kıydırabiliriz. Senden bunu rica edecektim. Oldu sevgilim. Gidip hemen nikahlanalım. İyi ama bütün bunları nasıl hallediverdin? Ne kadar akıllısın sevgilim. Yolda hepsini anlatırım. Gidelim. Gittiler. Kilisenin bitmez tükenmez koridorlarında dolaşıp bekçiyi buldular. Mersalov'a haber gönderdiler. Mersalov'un oturduğu bölümde bu bitip tükenmez koridorlu kilisenin içindeydi. Şimdi senden bir ricam daha var Veroçka. Biliyorsun yeni evliler kilisede öpüşmek zorundadırlar. Evet sevgilim ama ne kadar ayıp bir şey bu öyle değil mi? İşte o zaman fazla utanmamak için gel biz şimdiden öpüşelim. Pekala sevgilim öpüşelim ama gerçekten de bunsuz olmuyor mu bu iş? Biliyorsun kiliselerde bir zorunluluktur bu. Biz de hazırlıklı olmalıyız. Öpüştüler. Elimizi çabuk tuttuğumuz iyi oldu sevgilim. Bak bekçi geliyor. Artık mihrabın önündeki asıl öpüşme sırasında utanmayız. Ne de olsa hazırlandık. Ama gelen bekçi değil. Bekçi kozu çağırmaya koşmuştu. Onları Mersalov'un yanında beklemekte olan Kirsanovdu. Veraçka, işte onca nefret ettiğin ve benim kendisiyle görüşmemi yasaklamak istediğin Aleksandr Matyeniç Kirsanov. Vera Pavlovna, bu iki seven kalbi neden ayırmak istiyorsunuz? Birbirlerini fazla sevdikleri için. Vera Pavlovna Kirsanov'a elini uzatırken söylemişti bunu. Sonra yüzünde hafif bir gülümsemeyle bir süre dalgın durdu. Acaba onu ben de sizin kadar çok sevebilecek miyim? Ben mi onu seviyorum? Ben kendimden başka kimseyi sevmem Vera Pavlovna. Onu da sevmiyor musunuz? Birlikte aynı evde yaşadık ve hiç kavga etmedik. Bu kadarı da yeter bence. Peki o da sizi sevmiyor muydu? Ben böyle bir şeyin farkına varmadım. Ama gelin kendisine soralım. Hey Dimitri sen beni sevdin mi? Sana karşı özel bir nefret beslemedim. Eh madem durum böyle Aleksandr Mahdiyeviç. Ona sizinle görüşmeyi yasaklamayacağım ve ben de sizi seveceğim. En iyisi de buydu zaten Vera Pavlovna. Bu sırada yanlarına Alexey Petrovich geldi. Evet baylar ben hazırım. Buyurun kiliseye geçelim. Alexey Petrovich neşeliydi. Şakalar yapıyordu. Ama nikah kıyarken sesi hafiften titremeye başladı. Ya dava açarlarsa? Natasha babanın evine dön. Kocan sana bakamayacak. Kocasından ayrılıp baba evine dönen kadına hayat zehir olmaz mı? Bununla birlikte sesinin titremesi uzun sürmedi. İlk bir iki cümleden sonra yeniden kendine hakim oldu törenin ortasına doğru Natalya Andreevna ya da kocasının deyişiyle Natasha geldi. Nikah bitince yeni evlileri evine davet etti. Küçük bir masa hazırlamıştı evinde. Hep birlikte oraya geçtiler. Güldüler, eğlendiler. Hatta ikişer ikişer çiftleşip kadril yaptılar. Vals bile yaptılar. Alexey Petrovich dans etmeyi bilmediği için onlara keman çalarak eşlik etti. Bir buçuk saat neşe içinde çarçabuk geçti. Oldukça neşeli bir düğün olmuştu. Derken Vera Pavlovna ayağa kalktı. Sanırım evde beni yemeye bekliyorlardır. Gitsem iyi olur. Şimdi sevgilim artık 3-4 gün Bodrum'umda hiç kaygılanmadan yaşayabilirim. Hatta daha bile fazla. Artık korkacağım bir şey yok. Beni geçirme. Yalnız çıkayım. Belki gören falan olur. Veroçka'nın uzaklaşmasını beklemek için evde birkaç dakika daha kalan Lopuov'la Kirsanov'u geçiren Alexey Petrovich ''Korkmayın beyler. Yiyecek değiller ya beni.'' dedi. Hareketimin Natasha da onayladığı için içim çok rahat. Ertesi gün dört günlük uzun aramaların sonunda Vasilyevski adasında beşinci hattın en ucunda güzel bir daire bulundu. Topu topu 160 ruble paraları olduğu için Lopoğla ve Veroçka'nın ayrı bir ev açmaları, bu parayla mobilya, kapkacak ve benzeri alabilmeleri olanaksızdı. Bu bakımdan mobilyası ve başka her türlü eşyası olan dayalı döşeli üç oda kiralamaya uygun buldular. Ev sahipleri barışçıl, sakin bir yaşam süren esnaftan bir aileydi. İş portacılık yapan evin reisi günlerini Stedney bulvarında birinci ve ikinci hatlar arasındaki tahta perdenin dibinde tablasındaki her türden düğme, kurdele ve benzeri ıvır zıvır satmakla geçirirdi. Akşamları ise evde bütün gününü bit pazarından getirilmiş binlerce eski püskü giysiyi yamamakla geçirmiş olan kocakarıyla sohbet ederdi. Servis de ev sahiplerine aitti ve Lopovlar eve her şey içinde 30 ruble ödüyorlardı. O sıralar 10 yıl önce Petersburg kendi ölçüleri içinde ucuz sayılırdı. Giderler böyle olunca hadi çay için de ayda on ruble ekleyelim. Ellerindeki parayla üç hatta dört ay geçinebilirlerdi. Bu dört aylık süre içinde de Lopov özel ders, yazınla ilgili herhangi bir iş ya da en azından bir tüccarın yanında rastgele bir iş bulabileceğini sanıyordu. Evin bulunduğu gün, ki ev gerçekten iyiydi, bunun için uzun süre aramışlar ve sonunda böyle bir yer bulabilmişlerdi. Lopov her zamanki gibi veralara derse gitti bir ara Vera'ya yaklaşıp usulcacık, yarın taşınabilirsin dostum dedi. İşte adres, bir şey fark etmemeleri için fazla konuşmayacağım. Sevgilim, kurtardın beni. Evden nasıl ayrılacaktı? Her şeyi açık açık söylese miydi acaba? Veroçka bunu düşünmedi değil ama ailesinin üzerine atılıp kendisini döveceğinden, odasına kilitleyebileceğinden çekindi. Sonunda odasına bir mektup bırakmaya karar verdi. Maria Alekseyevna kızının Nevski bulvarı yönüne gideceğini duyup da birlikte gitmelerini önerdiğinde Veraçka'nın bir saniye izin isteyip odasından aldığı şey işte bu mektuptu. Her şey annesinin yüzüne karşı açıkça söylemek ona daha doğru, daha dürüst bir davranış gibi gelmişti. Annesi onu sokak ortasında da dövmeye kalkışamazdı ya, yalnız konuşurken ondan hafifçe uzakta durmalı ve kendisini yakalamasını fırsat bırakmadan faytona atlamalıydı. Ruzanov mağazası önündeki o çok etkileyici sahnenin perde arkası işte böyleydi. 22. Ama biz bu sahnenin ancak yarısını görebildik. Hatta yarısı bile değil, daha da azını. Böyle bir şeyi hiç mi hiç beklemeyen Maria Alekseyevna, kızının kendisine neler söylediğini, bu söyledikleriyle ne demek istediğini anlamaya çalışarak ama bir türlü akıl erdiremeyerek sersemlemiş bir halde öylece duruyordu. Ama duruyordu dediğime bakmayın siz, ancak bir dakika. Hatta daha bile az sürdü Maria Alekseyevna'nın bu şaşkınlığı. Sonra bir silkindi, bir küfür savurdu. Ama kızın arabası çoktan Nevski Bulvarı yönüne dönmüştü. Maria Alekseyevna o yöne doğru atıldı. Bir araba gerek. Kaldırma sıçradı. Arabacı, nereye emrediyorsun sanım efendi? Nereye emretse acaba? Kızı olacak cadı, Karavannaya e demişti. Ama arabası nedense Nevski yönüne dönmüştü. Nereye emretse acaba? Şu kahbenin peşinden Takip etmemi mi istiyorsun hanımefendi? Tam olarak nereye gitmek istediğinizi söyler misiniz lütfen? Her şeyin bir yolu orada mı vardır? Nereye gideceğimizi bilemeden bütün gün at sürüp duramayız ki. Maria Alekseyevna çileden çıkarak arabacıya ağız dolusu bir küfür savurdu. Sarhoşsun sen hanım. Hem de iyi sarhoşsun. Arabacı böyle söyleyerek bastı gitti. Maria Alekseyevna adama arkasından bir küfür daha savurdu. Başka arabacılara da ağız dolusu sövdü. Bir o yöne bir bu yöne atıldı. Ellerini kollarını sallaya sallaya çırpındı. Sonra sütunların bulunduğu yana geçti. Cinleri başına üşüşmüş gibi olduğu yerde tepindi. Bu arada Gostini Duvor'un sütunları arasında binbir çeşit ıvır zıvır satan işportacı gençler çevresine toplanmaya başladılar. Delikanlılar onun halini büyük bir keyifle izliyor ve aralarında pek de saygılı denilemeyecek bir dille görüş alışverişinde bulunuyorlardı. Bu görüş alışverişi az sonra nükteli övgülere ve iyi niyetli öğütlere dönüştü. Günün bu saatinde bu kadar içmeyi nasıl başardın hanım? Güzel limonlarım var hanım. Vodkanın yanında iyi gider. Dört beş tane alıver. Ucuza veririm sana. Kulak asma hanım sen ona. Limondan sana fayda gelmez. En iyi sen git iki kadeh dağıt. Üzerine de bir cila çek. Göreceksin bak ne biçim ayılacaksın. Hanım hanım doğrusu küfüre esaslı yatkın bir ağzım var. Var mısın bir yarışa? Kim kimi bastıracak küfürde? Maria Alekseyevna ne yaptığını kendi de bilmeden en yakında duran delikanlının üzerine atıldı. 17'sinde anca görünen genç kendisine edepsizce dilini çıkarmıştı. Bir anda oğlanın şapkası havaya uçtu ve saçları bütünüyle Maria Alekseyevna'nın avuçları arasında kaldı. Olanca gücüyle asıldı Maria Alekseyevna avuçlarını dolduran saçlara. Onun bu hamlesi gençlerin heyecanını doğruğa ulaştırdı. Helal hanım bir kafa kol çekip silkeleyiver teresi. Delikanlılardan kimi de arkadaşlarına sesleniyordu. Uyumasan alan Fetka, kündeye alanı mı? Ama çoğunluk Maria Alexeyevna'dan yanaydı. Kim? Fetka mı alacak kündeye? Hadi oradan, yapışkanım, sıkı yapış. Çal teresi yere. Bu arada seyirci kalabalığı iyice artmıştı. Çevredeki arabacılar hemen oradaki dükkanlardan fırlayan tezgahtarlar, yakından geçmekte olan yayalar geniş bir çember oluşturmuşlardı. Maria Alexeyevna birden kendine gelir gibi oldu ve son bir silkeleyişle Fetka'nın kafasını geriye doğru fırlattı ve karşı kaldırıma geçerek yürümeye başladı. Gençler hayranlık dolu övgülerle uğurladılar kendisini. Askeri lisenin oraya vardığında evine doğru yürümekte olduğunu fark ederek bir araba çevirdi ve başkaca bir belaya uğramadan selametle evine ulaştı. Kendisine kapıyı açan Fedya'ya bir tokat patlattıktan sonra doğruca küçük dolabına gitti. Bu sırada gürültüye başını uzatan Matryona'ya da iki yumruk indirdikten sonra Veroçka'nın odasına atıldı. Bir dakika sonra yeniden küçük dolabının başındaydı. Sonra yeniden Veraçka'nın odasına koştu. Bu kez epey uzun kaldı orada. Sonra ağız dolu küfürler savurarak tek tek bütün odaları dolaştı. Ama ortalıkta yumruklayacak kimse kalmamıştı. Fedya yangın merdivenine sinmişti. Matriona, Veraçka'nın odasının anahtar deliğinden Maria Alekseyevna'yı gözetlerken hanımın ayağa kalktığını görünce dört nala mutfağa doğru atıldı ama kapıyı şaşırdı ve kendini Maria Alexeyevna'nın karyolasının altında buldu ve burada emniyet içinde fırtınanın dinmesini bekledi. Maria Alexeyevna'nın bomboş odaları dolaşıp avaz avaz bağırarak küfür etmesi ne kadar sürdü? Bunun burası belli değil ama besbelli çok uzun sürdü. Çünkü işte Pavel Konstantinich bile işinden döndü ve payına düşeni o da aldı. Ama her şeyin bir sonu vardır. Sonunda Maria Alexeyevna, Matryona yemeği hazırla diye bağırdı. Fırtınanın dindiğini gören Matryona da yatağın altından böylece çıktı ve yemeği hazırlamak için mutfağa geçti. Yemek sırasında Maria Alekseyevna gerçekten de kimseye sövmedi. Yalnız hiçbir saldırı amacı taşımaksızın kendi kendine böğürdü durdu. Yemekten sonra her zamanki gibi uyumaya çekilmedi. Tek başına salonda oturdu. Homurdandı. Sonra homurdanmayı da kesti. Yeniden sustu. En sonunda Matryona diye bağırdı. Beyi uyandır söyle bana gelsin. Kendisine böyle bir emrin er geç verileceğini bekleyen Matryona korkusundan meyhaneye bile gidememişti. Hemen emri yerine getirdi. Pavel Konstantin hiç bir dakika sonra huzurdaydı. Hemen şimdi hanımına git ve kızın olacak kahvenin bu alçak herife senin emrinle vardığını söyle. Kızımın izdivacı konusunda karımla anlaşamıyorduk de. Sizin arzunuzun da bu yönde olduğunu gördüğüm için böyle yaptım de. Bütün suç karımda de. Seninse yalnızca kendilerinin arzularını yerine getirdiğini söyle. Bu evliliği ben gerçekleştirdim de. Anladın mı ne demek istediğimi? Anladım Maria Alexeyevna. Vallahi çok akıllısın. Çok iyi düşünmüşsün bunu. Öyleyse hadi Allah. Yemekte olsalar bile sofradan kaldır. Onlar kendiliklerinden gerçeği öğrenmeden elimizi çabuk tutmalıyız.'' Pavel Konstantinç'in sözlerinde öylesine bir gerçek payı vardı ki adamcağı sahip olduğu o olağanüstü ikna gücünden yoksun olsaydı bile... Hanımı kendisine yine de inanırdı. Pavel Konstantin için sahip olduğu bu yeteneğin inandırıcılığı gerçekten çok güçlüydü. Öylesine ki onun bu tür konularda sürekli olarak karısından farklı düşünmesi, Mihail Ivanov için soylu olmayan bir kızla izdivaç yapmasına dayanamadığı için Veroçka'nın Lopov'la evliliğini kendisinin bilerek ve isteyerek düzenlemesi gibi son derece inandırıcı kanıtlar olmasa bile hanımı kendisini yine bağışlayacaktı. Peki nasıl evlendiler? Nasıl olacak? Pavel Konstantinich kesenin ağzını açmış. Lopova nakit olarak verdiği 5 bin rubleden ayrı olarak tüm düğün harcamalarını ve yeni bir ev kurulması için gerekli giderleri de üstlenmişti. Birbirleriyle pusulalar yoluyla haberleşmeleri bile onun sayesindeydi. Hani daireden bir arkadaşı vardı ya, masa şefi Flantiev. İşte onun evinde. Kendisi evlidir Excellence. Ben Deniz her ne kadar küçük bir insansam da kızımın kızlık şerefini gözetir, yüksekte tutarım. Buluşmaları her zaman benim yanımda oldu. Biz aslında çocuğuna özel öğretmenler tutacak falan adam değiliz. Ama hani sırf bir bahane olsun diye. Ya işte böyle ekselansları. Karısının nedenli kötü amaçlar peşinde olduğunu Pavel Konstantinich böylece karısını yerin dibine batırarak bir bir açıkladı. Nasıl inanmazsın bu sözlere? İnanmaz ve nasıl bağışlamazsın Pavel Konstantin içi? En önemlisi de hiç ama hiç beklenmeyen müthiş bir sevinç. Sevinç ise insan denilen yaratığın yüreğini yumuşatır. Ekselansları, sadık kahyaları Pavel Konstantin içi bağışladıklarına ilişkin söylevlerine Maria Alexeyevna'nın düşünce ve davranışlarının neden iğrenç olduğuna ilişkin uzun bir söylevle başladılar. Hatta ilkin Pavel Konstantinich'ten karısını kovmasını bile istediler. Ama Pavel Konstantinich bin dereden su getirip yalvardı. Kendileri de zaten bunu gerçekten değil, öylesine söylemiş oldukları için sonuç şu şekilde bağlandı. Pavel Konstantinich kahya olarak kalacak ama caddeye bakan daireden ayrılıp arka avluya bakan daireye taşınacaktı. Ama bu durumda bile karısı hanımefendinin gözünün değebileceği yerlerde dolaşmayacaktı örneğin ön avludan geçmeye cesaret etmeyecekti. Dışarı çıkacak oldu mu hanımefendinin pencerelerine en uzak olan kapıları kullanacaktı. Aylığa eklenen 20 rubleden 15'i geri alınacak, 5 ruble hem hanımına gösterdiği bağlılığın bir ödülü hem de kızının düğününe yaptığı harcamalara bir katkı olarak bırakılacaktı.